Kıymetli basın mensupları, Kahramanmaraş'ımızın cesur insanları, değerli vatandaşlarımız. Basın açıklamamıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Büyükşehir Belediye Başkanımız başta olmak üzere AK Partili diğer belediyelerimizin işçi kardeşlerimize, belediyede çalışan memur kardeşlerimize, belediyede çalışan vatandaşlarımıza karşı uygulamış olduğu ücret tutarlarının, ücret tarifelerinin, davranış şekillerinin, toplu sözleşmelere riayet etmemelerinin, sosyal destek fonundan sosyal dengeyi sağlayacak şekilde ücret ödememelerinin, biz burada işçilerin sesi olmak üzere, memur kardeşlerimizin sesi olmak üzere bir araya gelmiş, toplanmış bulunmaktayız. Malum, belediyede çalışan personellerin sosyal denge sözleşmesi vardır. Bu sosyal denge sözleşmesi ile birlikte burada çalışan memur kardeşlerimiz, işçi kardeşlerimiz kendi ücretlerinin üzerine sosyal dengeyi sağlamak, yani Kahramanmaraş'ta yaşayan orta sınıfın, Kahramanmaraş'ta yaşayan diğer memur kardeşlerimizin, Kahramanmaraş'ta yaşayan ve devlet dairesinde, kamu kurumunda çalışan personellerimizin eş değerinde olsun, aynı miktarda ücret alsın düşüncesiyle sosyal denge maaşı ödenmektedir. 2017 yılından bugüne kadar Büyükşehir Belediyesi almış olduğu en son o karardan bugüne kadar memur kardeşlerimizin ve sosyal dengeye ihtiyacı olan diğer kardeşlerimizin maaşlarını, ücretlerini ödememektedirler. Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Güngör, belediye başkanı seçilmeden önce 500 ila 1500 hatta 2000 liraya kadar kendi maaşlarının üzerine sosyal denge ücreti alan bu arkadaşlarımız maalesef Hayrettin Bey'in başkanlığından sonra o dengeleri alamamaktadırlar. Bu denge ücretleri 100 TL olarak, 200 TL olarak sirayet etmektedir, ödeme yapılmaktadır. Birinci talebimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımızdan bir an önce sosyal denge sözleşmesi gereğince sosyal denge ücretlerinin azaltılmadan geçmişe dönük olarak bugüne kadarki gelen kısımların ödenmesidir. Bugün Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan ve asgari ücretin altına düşen personel maaşı bulunmaktadır. Bu kabul edilebilir bir durum değildir. Türkiye'de toplu iş sözleşmesine yanaşmayan, sendikayı yok sayan, işçi kardeşlerimizin hakkını ödemeyen bir tek Kahramanmaraş'ın belediyeleri kalmıştır. Bakın Sayın Belediye Başkanı, siz Kahramanmaraş'ta yaşamıyor olabilirsiniz. Kahramanmaraş'taki belediye başkanlık göreviniz bittiği gün ceketinizi alıp Kahramanmaraş'ı terk edecek olabilirsiniz. Ama burada çalışan memur kardeşlerimiz, burada çalışan işçi ve personel kardeşlerimiz burada kalıcı durumdadırlar. Bu anlamda burada çalışan kardeşlerimizin hakkını daha fazla zayi etmeyin. Bunu siz düşünmüyor, görmüyor olabilirsiniz. Bunu size hatırlatmak isteriz. Sayın Belediye Başkanı, Sayın Güngör, biliyorsunuz sözleşme yapmıyor. Bunun da bahanesi ne biliyor musunuz? Paramız yok, bütçe yok diyor. Bu nedenle bu ödemeleri yapamıyoruz diyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi son 2 ayda belediye meclis üyelerinden 230 milyon lira kredi talebinde bulundu ve onaylandı. Şu anda belediye meclis üyesinin verdiği kararla belediyemiz 230 milyon lira kredi çekebilecek. 330 mu başkanım? 330 milyon lira kredi çekebilecek şu anda. Ve yine Akbel AŞ diye, ben Kahramanmaraş'ın soygun şebekesi diyorum, Akbel AŞ diye bir firma kurdular. Halk ekmeği ona devrettiler. Bütün Maraş'taki hizmet alanlarının tamamını bu taşeron firmaya devrettiler. Bu taşeron firmaya kefil olmak, garantör olmak için Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nden
icazet aldılar. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nden onay aldılar ve bugün maalesef alınan karar gereğince Büyükşehir Belediye Başkanı hiç kimsenin onayına gerek kalmaksızın tek başına Akbel AŞ'nin yapabileceği her işe kefil olma kararı aldı. Sayın Güngör, buradan size sesleniyorum. Grev yapacak arkadaşlarımızın bir tanesinin kılına dahi zarar gelirse karşınızda İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanı, ilçe başkanları ve teşkilatlarını bulacaksınız.